Başlayalım. Mehmet Saral'a MHP davası avukatlarından hukukçu Mehmet Saral'a merhaba diyelim. Mehmet Bey teşekkürler zaman ayırdığınız için. Sağ olun, iyi akşamlar. Mehmet Bey geçen hafta da sizi asıl meseleye konuk etmiştik. Baki Ersoy disipline sevk edilmişti. Bugün de istifa ettiği haberi geldi. Siz bekliyor muydunuz istifayı? Ben beklemiyordum ama demek ki benim düşündüğüm gibi olmadı ama yani MHP çok karışık şu anda. Çünkü MHP tabanıyla Devlet Bahçeli'nin fikri uyuşmuyor. Tabanla AKP arasında Devlet Bahçeli var. Yani burada problem Devlet Bahçeli, MHP'nin birinci problemi Devlet Bahçeli'nin. Mehmet Bey bir araya gireyim. Kusura bakmayın. Daha sonra bölmemek için şimdi araya gireyim. Baki Ersoy bugün istifasını Twitter'dan duyurdu. Nasıl duyurdu? Onu bir görelim, versin arkadaşlar ekrana. Diyor ki liderim Devlet Bahçeli'ye ve davama bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bağlı ve sadık kalacağım diyor. Disipline sevkimle ilgili kamuoyunda yapılan istismar edici tartışmaların davama ve partime zarar verme ihtimalini bertaraf amacıyla partimden bugün istifa ediyorum diyor. Yaşanan şuydu. Alt tarafı dedi ki Baki Ersoy enflasyon TÜİK'in açıkladığının üzerinde dedi. Açıklaması bundan ibaretti. Zamlar milletimizin belini büküyor dedi. Hatta şunu da ekledi sonrasında dedi ki ortada evet bir problem var ama bu problemi ancak Cumhur İttifakı çözebilir dedi. Açıklaması bundan ibaretti. Yani disipline sevk edilmesine neden olan açıklama. Yani burada bir sitem yok açıklamasında. Bahçeli'ye bağlı olduğunu, sadık olduğunu, davaya bağlı olduğunu, sadık olduğunu söylemeye devam ediyor. Acaba Baki Ersoy'dan neden şöyle bir açıklama görmedik? Ne yani ben yanlış bir şey mi söyledim? Sadece olanı aktardığım için, olana ilişkin bir yorum yaptığım için siz beni disipline sevk ettiniz. Ben de buna tepki olarak istifa ediyorum. Neden demedi Baki Ersoy? Yani o Baki Ersoy'un karakteriyle ilgili ne diyebilirim? Ya sizin bu söylediğinizi söylemesi lazımdı ama demek ki kurtarmadı. Yani böyle onun Cumhur İttifakı'na güzelleme yapması ya da Devlet Bahçeli'ye güzelleme yapması onu istifasını kurtarmadı. Bence şey yapmamış, yani doğru bir tavırda bulunmamış. Orada şöyle hakiki bir duruş yapacak idi ama yapamamış. Maalesef bu siyasetçilerde çok görünen bir şey. Keşke yapmasaydı, o lafları, o tweet'i paylaşmasaydı. Şimdi istifa etmek zorunda kaldı. Öyle o süslü kelimeler de onu kurtarmayacak. Çünkü daha önce bu yola giren onlarca milletvekili vardı. Hepsi Devlet Bahçeli'nin bir şekilde şeyi oldu, nasıl söyleyeyim, muhalifi oldu. Uzaklaştı. O laflar onu kurtarmaz yani Baki Ersoy. Acaba burada Mehmet Bey tekrar partiye dönme umudu var mı? Hani bir vadeden sonra mesele soğuyunca, unutulunca tekrar partiye dönerim umudu mu var acaba? O yüzden mi böyle bir mesaj attı? O şöyle İnan Bey, buna ben de dahilim. MHP bizim hepimizin baba ocağıydı. Bizim gözümüz baba ocağında kalıyor bir şekilde. Hepimiz ondan uzaklaştık, artık içinde de değiliz ama böyle orada yaşanmış 40-50 yıllık şeyler var, hatıralar var. Ve bu neredeyse her ülkücüde böyle o duygu düşünce hakimdir. Yani gözümüz orada kalıyor. İlgimiz olsa da olmasa da Baki Ersoy da o yolun başında yani dışlanacaktır. O daha MHP yolu ona açılmaz. Peki Mehmet Bey. Çünkü o evet. Buyurun. Buyurun. Tamamlayın. Orada problem Devlet Bahçeli'nin MHP'yi yönetme şekli. Devlet Bahçeli MHP'yi tapulu malı gibi görüyor. Hı. Oraya bir kurumsal kimliği yok MHP'nin. Devlet Bahçeli'nin tapulu malı. Bütün partiye de öyle bakıyor. Partililere de bakıyor. Orada hiçbir milletvekilinin, hiçbir üyenin, il başkanının değeri yok. Devlet Bahçeli ve ötekiler var. Devlet Bahçeli kendi partililerine, ülkücülere araba muhabbeti yapıyor. Yani Baki Ersoy'un deyip dememesi onu kurtarmaz. Problem Devlet Bahçeli'nin MHP'yi yönetme şekli.
Anladım. O peki kendi Mehmet malı Bey, gibi görüyor. Mehmet Bey, iktidardan yani AK Parti milletvekillerinden de bu tip açıklamalar duyuyoruz. Yani bu zamlarla ilgili, pahalılıkla ilgili bir takım problemler var. Bunları aşmamız lazım. Yoksa böyle sandığa gidersek partimiz için iyi olmayacak vesaire gibi tespitleri kamuoyu ile paylaşabiliyorlar ve başlarına bir halde gelmiyor. MHP'de neden böyle? Yani MHP AK Parti'nin ya da şöyle sorayım, MHP için AK Parti yükünü taşımak zorlaşıyor mu? Bahçeli bu tip açıklamaların devamının geleceğinden endişe ediyor da o yüzden ön mü almaya çalışıyor? Zannederim öyle oluyor. Çünkü MHP tabanı AK Parti'den rahatsız. Olanı biten de görüyor. MHP tabanı okur yazar bir taban. Yani okumuşların partisi. Şimdi enflasyonu bilmemesi mümkün mü? Yaşadığı şeyi bilmemesi mümkün mü? Bahçeli bundan rahatsız oluyor. Taban da MHP'nin AKP'nin yancısı olmasından rahatsız. Daha doğrusu Devlet Bahçeli'nin. Bu yani seçim de yaklaşıyor. İnsanlar da yaşıyorlar. Bu ülkede yaşıyor. Alışveriş yapıyor. Kasaba gidiyor. Bakkala gidiyor. Yani MHP'nin tabanının bunu görmemesi imkansız. MHP tabanı ile AKP arasındaki engel Devlet Bahçeli. Devlet Bahçeli oradan bir şekilde gittiği an MHP tabanı muhalif olacaktır. Bahçeli'nin de endişesi budur. Bir de yani Bahçeli'nin marabası değil ki MHP tabanı. O sözler verebilir AKP'ye ama onun emirleri falan yok oralarda. Öyle düşünüyor şu anda ama giderek partiyi yönetmesi zorlaşacaktır. Peki Mehmet Bey, Sermet Atay, Milliyetçi Hareket Partisi'nin MYK üyesi ve milletvekili, o Baki Ersoy'la Meclis Genel Kurulu'nda çekilen bir fotoğrafı paylaştı. O fotoğrafta MHP'nin genel başkan yardımcılarından İzzet Ulvi Yönter de var. Evet, bu fotoğraf İzzet Ulvi Yönter de görülüyor. Ortada Baki Ersoy'u görüyoruz, istifa eden milletvekili. Disiplin süreci devam ederken bu fotoğrafın paylaşılması, bu fotoğrafta Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkan yardımcısının olması bir mesaj mıydı sizce? MHP yönetimine bir mesaj mıydı? Ya da Baki Ersoy'un bugün istifasını açıklarken işte Bahçeli'ye ve partime hala sadığım, bağlıyım demesini bu fotoğrafla birlikte mi değerlendirmemiz lazım? Bence Bahçeli'ye bir mesaj o resim. Ama hani Ali Ülvi Yönter doğru isim değil. Ali Ülvi Yönter kendini Bahçeli sonrası MHP'nin genel başkanı gibi görüyor. O onun için muhalifleri desteklediğini sanmıyorum. Ama yani o bahsedilen milletvekilinin muhalif olduğunu duyuyorum sağda solda. Ama siyasetçilere valla orada da siyasetçiler güven olmaz. Şimdi o gün öyle konuşurlar, bugün böyle konuşurlar. Ama MHP tabanı AKP ile işbirliğinden rahatsız. Bu konuda böyle bilgilerim var. Görüşmelerim var. Biz o tabanla halen görüşmelere devam ediyoruz. Bundan sonra bu devam edecektir. Yani MHP içinde huzursuzluk devam edecektir. Bu benim arzum değil, olan biten. Tek engel, yani bu yaşanan şeylerde tek engel Devlet Bahçeli'nin şeyi, pozisyonu diyelim. Yani Devlet Bahçeli partiyi çiftliği gibi görüyor. Olmaz öyle şey. Parti demek kurumları olan, genel başkan yardımcıları olan, il başkanları olan, sürekli tabanıyla iletişimde olan, sonra milletvekili demek halktan vekillik, vekalet sözleşmesi olan insan demek. Halkın sözcüsü demek, yani milletvekilinin anlamı budur, sözcük anlamı. Milletin aşağıda, yani MHP tabanında AKP'den olan rahatsızlık çok aşikar, peki, çok bilinen bir şey. Peki. Mehmet Saral, çok teşekkürler zaman ayırdığınız için. Sağ olun. İyi akşamlar. Evet, iyi yayınlar. Cem Bey, ne diyorsunuz bu konuştuğumuz çerçeveye? Evet, dediği doğru. MHP AKP'nin yükünü taşımakta zorlanıyor. İçeride belli ki huzursuzluk var. Ama ben şunu söyleyeyim. Yani ben partilerin iç işlerini bilmem, dışarıdan gördüğüm kadarıyla MHP'de en sert disiplin uygulanan bir parti, itaat kültüründen gelen
başkana itaat, en ufak bir söylemde işte ihraç istemiyle disipline veriliyor. Yalnız genelde şunu söyleyeyim, bu siyasi partiler yasası değişmediği müddetçe hiçbir partinin içine kolay kolay demokrasi gelmez. Hani parti içi demokrasi falan deniyor, o büyük bir hikayedir.